Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre, Quarterhorse adlı uçak, Atlanta merkezli Hermes Hypersonic şirketinin, GJ85 turbojet motoruna dayanan türbin tabanlı TBCC motorunun, kullanımı üzerine tasarlandı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, yetkilisi bir kişinin hipersonik Quarterhorse hakkında yaptığı açıklamada, Quarterhorse dünyanın en hızlı yeniden kullanılabilir uçağı ve TBCC motorunu uçuran türünün ilk örneği olacak, değerlendirmesi yaptı. Söz konusu uçak, ses hızının 5 katı hızda uçacak şekilde tasarlandı, bu da New York'tan Paris'e seyahatin 7,5 saatten 90 dakikaya inmesi anlamına geliyor. Testlerin başarılı olması durumunda, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ile üretici Hermes Hypersonic arasında üretim anlaşması imzalanacağı açıklandı. En büyük uçak üreticilerinden Boeing, hipersonik uçaklar için tarih verdi. Boeing'den yapılan açıklamada bu modellerin önümüzdeki 10 yıl için hayatımızın bir parçası olacağı bilgisinin altı çizildi. Boeing'in üreteceği hipersonik jetler Mach 5 hızına yani saate 6116 km hıza ulaşabilecek. Bir dönemin en hızlı uçağı olan Concorde'un hızının Mach 2 olduğu düşünülürse hipersonik jetlerin seyahat alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceği su götürmez bir gerçek. Ancak bu durum bilet fiyatlarına da yansıyacak. Konu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, CNBC kanalının sorularını yanıtlayan Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg da bu tezi doğruluyor. Yeni modeller ile yolcuların seyahat sürelerinin ciddi oranda azalacağını belirten Muilenburg, günümüz teknolojisi ile 15 saat süren New York-Şangay uçuşunun 2 saate düşeceğini belirtti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.